Sevgili Gurme Magazin takipçileri, her yıl biliyorsunuz ben bir yere uğruyorum. Hele Afyon'da, hemşerime geliyorum. Kabakçı Halis Usta'ya gidiyorum. Şöyle nar gibi, kestane gibi, kendi ürettiği, kestane gibi yaptığı böyle kabak tatlısı, çıtır kabağı, vişneli, kendi köyünün vişnesiyle yaptığı vişneli ekmek kadayıfı. Bu Afyon'un en meşhur ekmek kadayıfı, binlerce yıllık var değil mi? Çok, çok eski. Şimdi Halil Usta'm, bu sırrını anlatsın şimdi. Geçen yıl gördünüz. Gençleşmiş. Maşallah var. Biz ihtiyarladık ama o gençleşmiş. Çok teşekkür ederim. Evet, görüyorsunuz. Halil Usta. Fit halini. Böyle bir anlat, bir iki kelime söyle. Ya ben Afyon mutfağı, özellikle size hoş geldiniz diyorum. Gastronomi haftası gene. Sizlerin emeğiniz Afyon'da çok büyük. Ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili hemşerim. Ben biliyorsun kabakta tarlada başlıyorum. Vişneli de tarlada, köyümün vişnesiyle başlıyorum. Bu ekmek kadayıfı sade her yerde karşılaşabilirsiniz. Ama böyle bir vişnelisi ki kalın da yapmışsınız değil mi? Özelliği abi, kalın olması. Hayır, özelliği bu. Hamuru özel bunun. Hamuru özel yapılır. Yani sen tamam, şimdi hamurunu ben biliyorum. Şu vişneli ekmek kadayıfının tanesi bol olacak. Şiresi bol olacak. Kendi evet. Suyu, kendi özü. Görüyorsunuz. Koy oraya abi. Bakın arkadaşlar, bak şu kalınlığa bir bakar mısınız? Normalde üstü altı pişer, ortası evet. Çok pişmez. Ama öyle bir pişirmiş ki her taraf. Her zerresi onu alacak. Oraya koyalım hemşerim. Şöyle koy oraya bak. İşte bu da artık biliyorsun Kabakçı Halil Usta'nın. Klasik. Türkiye'den sonra Avrupa'da da çok şükür böyle kehri var diyorum ben buna. Tohumu kendim de 2003 yılından beri çiftçiye veririm, ektiririm. Her anını, büyümesini, çapasını, sulamasını, seyretmesini, gıra yemesini bile takip ederim. Bu da böyle bir şey çıkıyor ortaya. E tabii ki bunlar da sadece olmuyor. Kabağımızda ağzınıza layık Çolaklı Manavgat yöresinin çifte kavrulmuş yerli susamı odun ateşinde. Çok harika bir kokusu sardı şu anda. Görüntüyü görüyorsunuz. Tabii bunlar kaymaksız olmaz. Olmaz, olmaz. Sevgili Gurme Magazin takipçileri, gördün mü? Kaymaksız olmaz. Şimdi asla. Şu kaymağı çekelim bakın. Bu kaymakta ustamın bir hüneri var. Abi, bu kaymakta da bu bakın kasap bıçağı, meyve bıçağı değil. Bu kaymakta durur. Kremada, sade kaymakla asla durmaz. Anlatabiliyor muyum? Bunun tadı, lezzeti. Bu üstündeki sütlenmesi bunun rava deriz biz. Bu hem tazeliğine hem kaymağın haslığına. Bunun rengi beyaz olacak. Gerçek manda kaymağının rengi kar beyaz olacak. Bu da çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz deriz ya hani misafirin üstünü örtün aman hava kış olur. Bunun da biz üstünü yorganla işlemini şöyle kapatıyoruz. İşte sevgili Gurme Magazin takipçileri. Afyon gastronomide marka olma yönünde esnafıyla beraber de gidiyor. Yani sadece festivallerde değil mi? Esnafıyla da bu güzel tatlı dilde esnaf. Afyon'un pancar şekerinden, evet. Çakır köyünün vişnesinden, Kabakçı Halil Usta'nın elinden herkese afiyet olsun. Buyurun.